dediğin ne ki? Bir aptalın anlattığı bir masal bu. Kuru gürültüler, deli saçmalarıyla dolu. Shakespeare. Tiyatro gazetesinin Temmuz sayısı çıktı. Gazete Temmuz 64. sayısıyla okuyucusuyla. Biraz yaz ayı nedeniyle, biraz da tatil rehavetiyle daha çok oyun izlemek yerine okumaların yapıldığı bir dönemdeyiz. Elbette festivaller ve özel gösterimlerle oyunlar sahneleniyor ve bizler yaz aylarında da tiyatro severler için sokaklarda, salonlarda tiyatro emekçilerinin yanındaydık. Ayrıntılar, yazılar, değerlendirmeler ve söyleşiler için buyurun okumaya. Temmuz sayısında manşet, Bakırköy Belediyesi işçi çıkartma sezonunu açtı. Bakırköy Belediyesi'nde ve bağlı olarak Bakırköy Belediye Tiyatroları'nda neler oluyor sorusunun yanıtı haber dosyamızda. Sizler için Gülşah Özdemir Koryürek oradaydı. Enine boyuna araştırdığı işten çıkarmaları Adil Çelik'le konuştu. Bu özel söyleşi sizin için. Mehmet Ulusoy Sokakta Tiyatro Festivali'nin 6.sını Ümit Görgülü izledi. Gazetenin ilk sayfasında izlenimlerini okuyabilirsiniz. Gazetenin iç sayfalarında ilk karşılaşacağınız haberse Nazif Nurhan Özgür Su Uslu'nun yaz tatili için Makedonya'yı seçmiş olması. Elbette gitmişken o topraklardaki tiyatronun ayak izlerini de takip etmişler. Manastır, Shakespeare Tiyatro Festivali'ne katılırken Üsküp Türk Tiyatrosu'nu da ziyaret etmişler. Tiyatro müdürü Atilla Klinçe'den bilgiler alıp söyleşmişler. Üç festivale katılırlarken Üsküp'ten Makedon Tiyatrosu'na ve Komedi Tiyatrosu'na da geçmişler. Nazif Uslu'nun tüm değerlendirmeleri yine bu ayki gazetenizde. Yar Bana Bir Eğlence müzikalini izleyip oyunun yönetmeni ve oyuncularıyla söyleşen isimse Nurhan Uslu. Türkiye'de tam metin olarak ilk defa sahnelenecek Karagöz müzikali diyor Uslu. Bizden söylemesi. Daha fazlası söyleşiyle birlikte gazetenizde. Hayati Özen bu ayki gazetenizde Bursa Devlet Tiyatrosu sanatçısı Bora Özkulan'ın çalışmalarını yönettiği Boş Tiyatrosu'nu ve Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü Lisans 3 öğrencileri tarafından sergilenen Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz adlı oyunları yazdı. Ceren Olpağ gelince 2 Temmuz'dan bahsetti bu ayki yazısında. Hepimizin içini cızlatan Sivas oyunlarının dökümünü yaptı. Bir sayım döküm yapalım mı diyerek kelimeler köşesinde. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin Ramazan Sokağı'nda her gün birbirinden güzel etkinliklere ev sahipliği yapması haberinden, Necati Cumalı 2017 oyun ödülüne kadar birçok haber yine bu ay gazetenizde sizinle. Halit Karaat'a anlamanın coğrafyası derken Ertan Aksu, Giresun'da sezon bitmedi dedi. Serkan Fırtına, Kadınların Çığlığı, Mustafa Bal, Adana Sabancı Tiyatro Festivali, Cengiz Korucuysa Tatbikat sahnesinin oynadığı Hizmetçiler ve Köpeklerin İsyan Günü oyunlarına dair kalem aldığı değerlendirmeleriyle yer aldığı bu sayıda gazetenin. Ümit Görgülü bu ay bir söyleşiyle de seslendi sizlere. Mesai Dışı Tiyatro grubunun üyeleriyle sohbet ederken ekipten oyun yazarı Sacit Hadi Akdede'den de bilgiler aldı. Şirin İnci, 60 yıllık Çınar başlıklı söyleşisini Yusuf Sağlam'la yaptı. Konu Sağlam'ın kaleme aldığı Anadolu Tiyatrosu'nun köylüsü Nurhan Karadağ adlı kitaptı. Öte yandan Şenol Tiryaki ve Murat Tangal'la da söyleşen İnci Ankara deneme sahnesine dair bilgiler aktardı. Bülent Arslan, Şehrin Azizleri ilk sezonunu tamamladı. Yaşam Kaya, Bir Mutsuzluk Trajedisi, Vibratör Oyunu derken Çiğdem Özçelik ise önce yaz ortasından rüzgar sevincine selam olsun, sonra da şair evlenmesi ve muhabbeti alayla orduda bol oksijenli günler diye seslendi okurlarına. Bu ay Çiğdem Kiper geçtiğimiz sezon sonu oyun atölyesinin sahnelediği Pencere oyununu irdelemiş, Hayata Aynı Pencereden Bakmak isimli yazısında. Turgay Girgin, Çocuk ve Öğrenmek. Mehmet Nurkut İlhan, Eskişehir Çocuk Tiyatroları Festivali'nde yeni uygulama, otobüs biletini al, otelini ayarla, oyunları izle. Ferhat Şahinkaya, Teknolojik Çocuk. Cenk Behramsu, Birlikteysek Güçlüyüz. Tamer Levent, İnsan Neyle Yaşar derken Büşra Elmaskaya ise Çığırsızlar Tiyatrosu Perde dedi ve Salihli'den Dionysos geçti diye seslendi tiyatro severlere. Ersin Yeniceli, Bir Çocuk Yetişir, Dünya Değişir.
Cem Düzova, Van Devlet Tiyatrosu kendi sahnesinde 13 Ekim'de yeniden perde diyecek derken, Bülent Arslan'sa yüreği güzel, kendi güzel olan bir isim Eylem Öden başlıklı söyleşisiyle bu ay gazetenizde. Ve 4. Katip Tiyatro Köyü Samsun'da 14-17 Temmuz tarihlerinde gerçekleşiyor. Sizler için yine sahnelerden ayna tutmaya devam ettik bu ayda. Festivallerden ayağımızın tozuyla gördüklerimizi anlattık. Tiyatro gazetenizi tatilde de çantanızdan eksik etmeyin. İyi okumalar. tiyatrogazetesi.net